vesayetçi mihrakların, saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca. İyi geceler. Gecenin sıcak haberleri ve gündeme damgasını vuran başlıklarla gece haberlerinde birlikteyiz. Ben Gökhan Taşkın. Aslında sıcak bir gündemle hafta sonuna merhaba diyoruz. Çünkü siyaset son derece hareketli. Bir tarafta bugün günlerdir beklenen bir gelişmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ön plandaydı ki gündem belirledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Alevi açılımı, Alevi yurttaşlarımızla ilgili bir açılım bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü, Cuma gününü işaret etmişti. Ve bugün ne dedi bu konuda, nasıl bir açılım ortaya koydu, detaylarını göstereceğim. Bununla birlikte başörtüsü tartışması devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gece ansızın başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme yapalım demesiyle başlayan tartışmada yine hükümet kanadından açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten gelin anayasal bir çözüm ortaya koyalım, anayasayla garanti altına alalım kadınlarımızın başörtüsü serbestisini dedi. CHP'ye döndü gözler. Cumhuriyet Halk Partililer de bizim verdiğimiz yasa teklifinin çerçevesi uyarsa bakarız, düşünürüz dediler. Yani iş ortada. Ancak zaten Türkiye'de başörtüsü problemi var mı? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de zaten kapanmış yaraları açmanın bir manası yok diyor. İşte bu noktada siyaset nasıl tartışıyor başörtüsü meselesini bakacağız. Ama bir başka konu var ki sosyal medya kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Türkiye'deki sosyal medya kullanımını neredeyse tümüyle değiştirecek bir yasa teklifi. Biz gazetecileri de ilgilendiriyor. Mesela sosyal medyada ben gazeteciyim diyen birileri de bizlerin uzun süren uğraşlarla alabildiği basın kartını alabilecek. Kim karar verecek buna? İşte buna ilişkin tartışmalar var ama bu sosyal medya düzenlemesi bir sansür düzenlemesi mi? Yoksa sosyal medyadaki başı bozukluğu kontrol altına alabilmenin bir yöntemi, bir yolu olacak mı? İşte bu da bir tartışma. Buna ilişkin de yine siyasilerin değerlendirmeleri var. 40 maddeden oluşan bu yasa değişikliği teklifinin 12 maddesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Önümüzdeki salı günü yine Meclis Genel Kurulu'nda bu yasa teklifi görüşülmeye devam edilecek. Bir başka başlığımız var. Elbette ki son derece önemli göç meselesi. Göçmenler meselesi. Kimi zaman hepimizin asabını bozan görüntüler ortaya çıkıyor. İşte yasa dışı Türkiye'ye girişler, o göçmenlerin yanlarında kadın çocuk olmadan ellerinde sırt çantalarıyla koşar adım yurdumuza girişleri hepimizi rahatsız ediyor. Bir de bunun üstüne ahlaksızca kimi durumlar ortaya çıktı. İşte kadınlarımızın, kızlarımızın fotoğrafını, videosunu çeken o yasa dışı göçmenlerin halleri hepimizi rahatsız etti. Peki ne olacak derken bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'da bazı ilçelerin göçmenlere kapatıldığını ifade etti. Peki hangi ilçeler bunlar? Buna ilişkin detayları da yine göstereceğim size. Yaşama dair haberler var. Başak Cengiz cinayetiyle ilgili önemli bir karar alındı. Malumunuz İstanbul'da Ataşehir'de samuray kılıcıyla öldürülmüştü gencecik mimar kızımız. Ve onu katleden caniye verilen bir ceza vardı. Ağırlaştırılmış müebbet. O ceza onandı mı onanmadı mı? Cevabını göstereceğim. Önemli bir karar bu. Çünkü Türkiye'de böylesi şiddet olaylarının önüne geçebilmek istiyorsak, eğer bu ülkede şiddete bir şekilde dur demek istiyorsak, kadına yönelik şiddeti bitireceğiz, bunun için adım atıyoruz diyeceksek, öncelikle yargının verdiği kararlar ön planda olacak. Yargı kararları caydırıcı olacak ve korkutucu olacak. En azından bu suçu işlemek isteyen birisi varsa, kafasında böylesi bir kurgu varsa, böylesi bir canilik varsa en azından o cezadan korkacak. İşte Yargıtay'dan gelen o karar acaba caydırıcı mı değil mi? Buna ilişkin cevapları da göstereceğim. Başka yaşama dair haberler de var. Sadece yurdumuzdan değil, sınır ötesinden de çok çarpıcı görüntüler ve haberler var. Başlayalım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alevi açılımı günlerdir bekleniyordu zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma gününü işaret etmişti. Yani bugünü, Cuma namazını kıldı. Sonrasında Alevi vatandaşlarımız da bir araya geldi. Cemevi açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Orada kurduğu cümleler
yakından takip edildi. Pür dikkat takip ettik. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Alevi vatandaşlarımız için nasıl bir kapı aralandı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bir başkanlık oluşturulacak. Bunun çerçevesi nedir? İşte cevaplar. Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın ve onların etrafında bir araya geldiği mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini ve yürütmesini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Şah Kulu Sultan Dergahı ve Cem Evi'nde düzenlenen Cem Evleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kültür ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Birlik Beraberlik Çalışması kapsamında Cem Evleri'nin ziyaret edildiğini söyledi. 1585 Cem Evi ziyaret edilerek muhataplar tek tek dinlendi. Valiliklerimiz vasıtasıyla çözülebilecek bina, tadilat, ısıtma gibi sorunlar için hemen sıcağı sıcağına talimatlar verildi, adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bu çalışmaların sonucunda Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı kurulacağını açıkladı. Kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cem Evi Başkanlığı, muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cem evlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cem evi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında kamu güvencesi, desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Erdoğan, kurulan başkanlıkla cem evlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, yapımı, onarım ve bakım giderlerinin karşılanmasıyla imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunların çözüleceğini söyledi. Alevi ve Bektaşi önderlere kadro müjdesi de verdi. Aynı şekilde cem evlerinde erkan hizmetlerini yürütmekten sorumlu Alevi Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilebilecek. Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür. Bugünün önemli başlıklarından biriydi bu mesele. Ama bugün meclisteydi gözümüz kulağımız. Bir taraftan dezenformasyonla mücadele yasası, yani 40 maddelik tasarı görüşülüyor. Bakacağız ona ama öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan torba yasayla ilgili açıklamalar geldi. Milyonlarca insan bekliyor bu torba yasayı. Çünkü 2000 liraya kadar olan borçların tasfiyesi de bu yasanın içerisinde. KYK borçlarının silinmesi, ya da silinmesi demeyelim de faizlerinin silinmesi de bu torba yasanın içinde. 1 milyon 392 bin kişi KYK bursu almış. Yani devlete borçlu şu anda 1 milyon 392 bin gencimiz. Ve onlar faizin bir şekilde silinmesini bekliyorlardı. İşte bu torba yasanın içinde o var. 2000 liraya kadar olan borçlar da tasfiye edilecek. İşte telekom borcu, su borcu, elektrik borcu vesaire. Vatandaşa nefes aldıracak bir tasarı bu. Mustafa Elitaş yasa teklifinin, torba yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulduğunu açıkladı ve detaylarını da paylaştı. Bütün faizlerini siliyoruz. Ana paraya haline döndürüyoruz diye. Artık öğrenci kredilerim hiçbir artışa tabi olmadan faiz artışına, enflasyon artışına maruz kalmayacak. Milyonların beklediği müjde sonunda geldi. KYK borçlarından faizi silecek olan torba kanun meclis başkanlığına sunuldu. 1 milyon 392 bin kişi bugüne kadar almış, öğrenim kredisini almış. Bu toplam 27.6 milyar liralık bir rakama ulaşmış. Dar gelirliye nefes aldıracak düzenlemeyi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş açıkladı. Öğrenim kredisi ödemelerinde ertelemenin de kapsamı genişledi. Üst üste 3 kere daha erteleme imkanı olacak. Nominal olan borcuna %10'u geçmemek üzere tüfe oranı kadar faiz ilave edilecek. Değişiklikle 2000 liraya kadar olan icralık borçlar tasfiye edilecek. Düzenleme telekom, doğalgaz, elektrik ve suyun yanı sıra vatandaşın birbiriyle olan alacaklarını kapsayacak. Hemen hemen 20 milyar liralık civarında bir rakamı oluşturuyor. İcra takibinde dosya toplamı 2000 liranın altında bir alacak varsa vazgeçtikleri takdirde doğrudan doğruya defter kayıt ve belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar. Torba yasa aynı zamanda da işverenlere sigorta prim muafiyeti getiriyor. Ancak tek şartla. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren
1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştırdıkları kişilere elektrik ve doğalgaz yardımı yaptıkları takdirde 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlar gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacak. Salgın sürecinde en çok tartışılan konulardan biriydi. Maske ve kısıtlamayı ihlal cezaları. Onlar da affediliyor. Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımıza yazılmış cezalar vardı. 2.7 milyar liralık rakamdan da bu alacaktan vazgeçilmiş oluyor. 20 Aralık 2021'de hayata geçirilen ve tartışmaların odağında olan kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasının da süresi uzatıldı. Kur korumalı mevduatın süresini 2023 sonuna kadar uzatıyoruz. Bir yıl süreyle uzatıyoruz. Ve gelelim sosyal medya yasasına ya da dezenformasyonla mücadele yasasına. 40 maddelik tasarı görüşülmeye devam ediyor mecliste. Yoğun tartışmalar var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililer çok sert muhalefet yapıyorlar bu kanun teklifine. Çünkü sosyal medyayla aslında muhalefetin, muhalif düşünenlerin susturulmak istendiğini öne sürüyor. Bunu savunuyor CHP'liler ve diğer muhalifler. Ancak dezenformasyonla mücadele. Sosyal medyaya gerçekten bir ayar vermek gerekmiyor mu? Açıkçası şahsi fikrim, vatandaş olarak gerekiyor. Çünkü isteyen klavye delikanlısına dönüşüp istediğine küfredebiliyor. Önüne geçebiliyor muyuz? Hayır. Ancak tabii ki fikirlerin paylaşılması önemli. Bağımsız haber yapılabilmesi önemli. Bunların muhafaza edilerek işte bu klavye delikanlılarına bir ayar verilebilmesi için bu yasanın uzun uzadıya tartışılıp orta noktada buluşularak her fikrin dinlenerek çıkarılması bizim de beklentimiz. Şu ana kadar 14 madde kabul edildi. Şimdi önümüzdeki hafta salı günü devam edecek görüşmeler. Yine kıran kırana tartışmalar yaşanacak. Şu ana kadar kabul edilen 14 maddelik değişiklikle işte basın kartı başvurusu mesela iletişim başkanlığına yapılacak. 9 kişiydi basın kartları komisyonu üye sayısı 19'a çıkıyor. Bunlar önemli. Basın kartı biz gazetecilerin gerçekten en önemli dayanağıdır. Artık resmi kimlik olarak da geçecek. Bu da önemli. Peki başka neler var bu değişiklikte? Şimdi gelin tartışmalarına da bir bakalım. Dezenformasyon yasasıyla ilgili geldiğimiz noktayı da bir görelim. Halk arasında sosyal medya yasası olarak biliniyor. AK Parti ve MHP tarafından hazırlandı. Genel kurulda görüşüldü. 40 maddelik dezenformasyon yasa teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi. Geride kalan haftada meclisten geçen madde sayısı 14'e çıktı. Görüşmeler ise salı günü devam edecek. Teklif, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Kabul edilen 14 maddeye göre internet haber sitesinde yayınlanan içerikler doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süreyle muhafaza edilecek. Gerektiğinde bunlar talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecek. Teklifle basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığına yapılacak. Resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Basın kartı komisyonunun üye sayısı da 9'dan 19'a yükseltilecek. Değişiklikle ayrıca yayın durdurma yaptırımı internet haber sitelerinde uygulanmayacak. Ancak haberdeki eksikliğin ya da yanlışlığın düzeltilmesi için 2 hafta süre tanınacak. Değiştirilmemesi halinde resmi ilan ve reklamla çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları askıya alınacak. Dedim ya, kıran kırana bir tartışma yaşanıyor mecliste bu yasa teklifiyle ilgili, dezenformasyon yasasıyla ilgili. Sosyal medyayı nasıl düzenleyeceğiz? Seçim öncesi birilerinin gerçekten sesini mi kısacaklar ya da kısmaya çalışıyorlar hükümet kanadı? Diğer taraftan da muhalefet aslında kendi açısından bir çıkış alanı mı bulmak istiyor sosyal medyada daha fazla propaganda yapabilmek adına? Ancak işin doğrusu, dediğim gibi, fikirler çatışacak, tartışılacak ve en doğrusu bulunacak. Biz vekillerimize güveniyoruz. Bu millet her yasanın, her kanunun, her düzenlemenin en iyisini hak ediyor. Çünkü biz böyle bir milletiz. Ama bu millet yıllar boyunca olduk olmadık meseleleri tartıştı. Başörtüsü meselesi vardı işte 90'ların sonunda, 2000'lerin başına geldiğimizde. Ne oldu? Başörtüsü problemini aştık çok şükür. Evladı
Askeri okuldan mezun olmuş anne başörtülü diye evladının mezuniyetine giremedi bu ülkede. Nice genç kızımız başörtülü diye okuyamadı. Bunları yaşadık, bu acıları biliyoruz, bu bir yaraydı. Ancak bu yaranın üstü kapandı diye bakarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gece ansızın çıktı. Başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme yapalım, biz meclise teklif veriyoruz, kanun teklifi dedi. İş karıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen üste çıktı ve dedi ki yasa teklifi değil, anayasal değişiklik olsun. Gelin anayasa değişikliğine destek verin dedi CHP'ye. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aslında temkinli açıklamalar geldi. Samimi bulmuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu çıkışıyla alakalı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Ve ben bir yarayı kapatmak için bunu söyledim diyor. Oysa ki yara var mıydı, yok muydu? Bu noktada Altılı Masa'nın bir diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den de bir çıkış var. Ona geçeceğim ama önce Kılıçdaroğlu cephesinde bu başörtüsü tartışmasında ne söylendi, durum ne bir görelim. Sonra İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bu yara meselesine ne diyor, ona bakacağız. Başörtüsüne ilişkin CHP'nin görüşü yeni değil. Bu sözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın başörtüsünü anayasayla çözelim çıkışını değerlendirdi. Erdoğan, konuşmasında hem ortada bir sorun yok, o sorun çözüldü, yasa yapmaya, anayasada düzenleme yapmaya ihtiyaç yok diyor. Hem gelin anayasaya koyalım diyor. Samimi değil. Madem ortada sorun yok, niye anayasaya koyalım diyorsun? Alevi vatandaşlarımıza dahil getirecekleri metinde bir başka plan yoksa, bizim hak ve özgürlük anlayışımıza uygunsa ona göre tutum alırız. Değilse başka tutum alırız. Önyargıyla bir şey söylemek istemem. Gazeteci Fikret Bile'ye konuştu Kılıçdaroğlu. Yargıçlıkta, savcılıkta, subaylıkta, polislikte türbanın bir sakıncası var mı sorusunu yanıtladı. Hayır, bir sorun olacağını sanmıyorum. Yargıç, hukukun gereğini yapıyorsa, hukukun üstünlüğüne göre doğru karar veriyorsa, başörtülü olmasının bir sakıncası olmaz. Diğer meslekler için de öyle. Kılıçdaroğlu, başörtüsüne yasal güvence çıkışıyla destek kadar eleştiri de almıştı. O eleştirilere de yanıt verdi. CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak diye konuşulmaya başlanmıştı dedi. Konunun istismar edilmemesi için bu adımı attıklarını savundu. Siyasi hesap yapmadığının da altını çizdi. Ben görüşme açıklarken, yasa teklifini verirken herhangi bir siyasi hesap yapmadım. Çok önemli gördüğümüz bir yarayı kesin olarak kapatmak için yaptım. Bildiğiniz gibi ben genel başkanlık görevine seçildikten sonra başörtüsünü üniversitelerde serbest bırakan yönetmelik düzenlemelerine itiraz etmedim. Böylece katkı da vermiş oldum. Kamuda da itiraz etmedim. İşte başörtüsü meselesi tartışılıyor. Bir gece ansızın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla bir anda ortaya çıktı, alevlendi tartışma. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelin anayasa değişikliği yapalım önerisiyle, daha doğrusu restini çekmesiyle birlikte iş bu noktaya geldi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu dinledik ama Kılıçdaroğlu'nun ortağı diyebileceğimiz Altılı Masa'nın bir diğer bileşeni İyi Parti'den bu konuda başka türlü bir yorum var. Ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener arasında işte Altılı Masa'da adaylık noktasında da problem var falan filan denirken, bu başörtüsü meselesi de aslında uyumu, hani Kılıçdaroğlu'nun uyum var, sıkıntı yok diyordu ya, o uyumu bozdu gibi geldi bana. Bilmem siz ne düşünürsünüz? Neden böyle diyorum? Çünkü bir yarayı kapatmak için bu açıklamayı yaptım diyor ya Kılıçdaroğlu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu açıklamaya istinaden kapalı yaralarla değil açık yaralarla uğraşalım diyor. Yani başörtüsü meselesi kapanmıştı, yara falan yok ortada diyor Akşener. Açık yaralar, yani ekonomi diyor, toplumsal sorunlar diyor, bunlarla uğraşmalıyız diyor. Bakın Akşener'in açıklamaları. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasa teklifi çıkışına anayasal düzenleme hamlesiyle yanıt verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Başörtüsü yeniden siyasetin gündemine oturdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ortağına tam destek verdi. Kritik açıklamaya yapan CHP'nin Millet İttifakı ortağı İyi Parti'nin ise tavrı merak konusu oldu.
Genel Başkan Meral Akşener sessizliğini Sözcü gazetesine yaptığı açıklamayla bozdu. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum dedi. Gıdaya erişim gibi çok sayıda acil çözüm bekleyen sorunlar bulunduğunu söyledi. Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Bir kadının başını örterek ya da açarak gezmesi insan hakkıdır. Bununla ilgili bir problemimiz yok. Başörtüsüne dair geçmişte yaşananlar yanlıştı. Ama o konunun artık problem olmaması, gündemimizden çıkması söz konusu. Biz gıdaya erişim gibi kanayan yaraları konuşmak durumundayız. Gıdaya erişim gibi temel meseleler, geçim sıkıntısı. Konuşacağız, konuşmak durumundayız zaten bunları. Ve yine konuşmamız gereken bir başka mesele var. Göçmenler meselesi. Yani bu ülke milyonlarca göçmeni şu anda ağırlıyor, misafir ediyor. Ve bu misafirlik artık yetti diyenler de bir hayli fazla aramızda, malum. Asabımızı bozdular. Namussuzca, ahlaksızca görüntüler çektiler, bunu sosyal medyada paylaştılar. Ya da sokak ortasına sandalye atıp hadi bakalım beni buradan gönderin diyenlerini gördük bu sığınmacılar arasında. Özellikle Suriye'den gelenler bunu yaptılar. Cinayetler işlendi, olaylar çıktı vesaire vesaire. Ya asabımızı bozdular. Evet, doğru ifade. Tam da bu oldu. Peki ne olacak bu sorun? İşte muhalefet diyor ki göndereceğiz, şu takvimle göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki güvenli bölgeler oluşturacağız, onlar için briket evler yapıyoruz. Evet göndereceğiz ama bunun da bir takvimi var. Biz mazluma kucak açmak durumundayız diyor. Tamam, mazluma kucak açtık ama mazlumluğu geçip de biraz da yüzsüzleştikleri noktada da artık tartışma başka boyutlara geliyor. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen meselesiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Özellikle Türkiye'deki göçmen sayısı merak ediliyor. Ne kadar göçmen var bu ülkede? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu rakamı açıkladı. Ne kadar? 3.646.278 göçmen var. İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklaması bu. Bir de İstanbul'da 8 ilçe göçmenlerin ikametine kapatıldı. Tabii özel durumlar hariç. Bakın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde göç konulu toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan Suriyeliler hakkında net rakam söyledi. Geçici koruma altında olan 3.646.278 kişi var dedi. Türkiye'deki toplam Suriyeli kardeşimizin, yani geçici koruma altında olan İç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye gelen ve geçici koruma belgesi altında bulunan kardeşimizin toplam sayısı 3.646.278. Açık açık söyleyeyim, 10 milyon değil, 15 milyon değil, 20 milyon değil, 25 milyon değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddi bir devlettir. Belgesini, yazısını ortaya koyabilen bir devlettir. Soylu, İstanbul'da 8 ilçenin yabancılar için ikamet izinlerine kapatılacağını açıkladı. Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultan Gazi, Esenler ve Zeytinburnu. İstanbul'da geçici korumaya zaten kapalıydı, tüm ikamet izinlerine kapalı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenci ise o ilçedeyse üniversitesi orayı kazanmışsa olabilir. Veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlerinden sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultan Gazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemizde önce vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih ile beraber 10 ilçe yabancı oturumuna, yani bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna ikamete kapalıdır. Soylu'nun açıklamalarını gördük ama haberin son görüntüleri dikkatinizi çekti değil mi? Çok uzak görüntüler değil bunlar. Yunanistan sınırında çekilmişti o görüntüler. Göçmenler yeni bir hayat, yeni bir yaşam umuduyla Avrupa'ya akın ediyorlardı. Ve Yunanistan onları geri itti.
insanlık dışı bir muamele yaptı ve yapmaya devam ediyor. Onlara gaz bombaları attı, dikenli teller ördü, nicelerini soydu, çırılçıplak geri yolladı buz gibi havada. Ve denizlerde, şimdi ekranlarınıza getireceğiz, Kirita ve Midilli adaları açıklarında meydana gelen göçmen facialarını konuşuyoruz biz. Sadece biz konuşuyoruz ama. Sadece biz görüyoruz. Güya insan hakları savunucusu Avrupalılar hiç görmüyorlar bunu. Daha dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daydı malum. Avrupa ülkelerinin devlet hükümet başkanları bir aradaydı. Bu göç meselesini neredeyse kimse dile getirmedi. Ama bir dram yaşanıyor. Tamam, bir taraftan biz de söylüyoruz. Asabımızı bozan durumlar yok mu? Var. Yani misafirlikten çıkıp da artık ev sahibini dövme noktasına gelenleri görünce asabımız bozuldu. Bu misafirlik yeter artık dediğimiz noktaya geldik. Ama sonuçta biz mazluma, çaresize de elbette ki kucak açacak kadar yürekli bir milletiz. Açtık da, açmaya da devam edeceğiz. Bunda şüphe yok. Bakın şimdi Kirita ve Midilli açıklarında yaşanan o insanlık dramının yeni görüntülerini ve o dramı yaşayanların, buna tanıklık edenlerin anlatımlarını paylaşacağım sizlerle. Yanı başımızda, Avrupa'nın dibinde Avrupalılar, sözde insan hakları savunucuları nasıl bir insanlık dramının altına imza atıyorlar? Gelin yeni tanıklarıyla, yeni görüntüleriyle izleyelim bunu. Kitira adasında yaşanan göçmen faciasından kalanlar kayalıklardaki can pazarının ipuçlarını veriyor ama daha fazlası var. Steven Castricios, facianın ilk anlarına tanıklarından ve yardımcı olanlardan. Evdeyken çığlıkları duyduğunu, balkona çıktığını, teknede parti var zannettiğini belirtiyor. Ancak durumu fark edince arabayla sahil güvenliğe gittiğini, orada kimsenin olmadığını anlatıyor. Üst kattaki komşumla polisi aradık ama o sırada tekne savruluyordu. Saatlerce insanların yardım çığlıklarını dinlemek zorunda kaldık. Steven Castricios'un anlattıklarına göre Kirita adası sakinleri seyretmektense yardım etmeye karar verdiler. Önce su yüzünde kalmalarına yardımcı olabilecek eşya attılar. Steven Castricios kendilerine can simidi niyetine eşya attığım bazı insanlar zaten ölmüştü diyor. Halat bulup insanları yukarıya çekmeye başlamaları 2-3 saat sürdü. Yerel halk vinç bulup getirdi. İtfaiyeyi de olay yerine gitmeye ikna etti. Facianın tanığı ve yardım gönüllüsü Steven Castricios'a göre anlamadığı bir durum olmuş. İlk çıkardığımız adamı arabaya götürdük. Battaniye verdik, su verdik. Kendisine seni hastaneye götürelim dedim. Olay yerindeki görevli ekipler neden bunu yapmıyorlardı anlamadım. Ama neyse ki ada sakinleri gerekeni yaptılar. Kitira adası kayalıklarında batan teknede 95 kaçak göçmen olduğu ortaya çıktı. Yerel halk kendi çabalarıyla Afgan, İranlı ve Iraklı 80 kişiyi kurtardı. 4 ceset bulundu. 11 kişi kayıp. Ege Denizi'nde Midilli ve Kirita adaları sahillerindeki iki ayrı olayda fırtına nedeniyle iki tekne kayalara çarparak batmış, 15 kişi ölmüştü. Gerçekten dram. Ege'nin o masmavi sularında insanlar can çekişiyor. Pek çoğu kurtarılamadı, öldü. Aylan bebek bunların en acı örneklerinden biridir. Dünyanın yüzüne bir tokat gibi yapışmıştı Aylan bebeğin Bodrum'da kıyıya vurmuş o cansız bedeni. Ama unutuldu, gitti. Bakın yeni dramlar yaşanıyor. Yine bu insanlık dramlarına göya sözde insan hakları savunucuları göz yumuyor, hatta yol açıyor. Aramızda böylesi insanlıktan nasibini almamış insanlar var. Sadece işte biz Avrupa'dan bu tavrı görüyoruz da onları eleştirmek için bunları söylemiyoruz. Kendi aramızda da var böylesi insanlık dışı mahluklar. Mahluk diyorum, başka türlü inanın ifade edemiyorum. Öfkemi ancak bu ifadeyi kullanarak dile getirebiliyorum. İstanbul'da Ataşehir'de yaşlı, hasta bir kadına yapılanları gördünüz biliyorsunuz. Yayın yasağı da geldi. Bugün yeni görüntüler de ortaya çıktı. O yaşlı, çaresiz, hasta, yatalak kadına bir de haç çıkarttırmışlar. Hristiyan haçı çıkarttırmışlar. Böyle alay etmeyi geçmişler, eziyet etmişler tümüyle.
o para saçtıkları, üzerine yüzüne para vurdukları, korkuttukları görüntüler zaten hepimize infial uyandırdı. 4 kişi tutuklandı ve ifadeleri ortaya çıktı o gerçekten mahluk diye ifade edebildiğim şahısların. Çünkü bir insan evladı, çaresiz, hasta, yatalak bir kadına bunu nasıl yapar ya? Aklım almıyor. O yüzden diyorum bu insan değildir, bu mahluktur diye. Ne dediler biliyor musunuz? Göya kadını eğlendirmek için yapmışlar. Birisi böyle diyor. Öbürü ben epilepsi hastasıyım. Vallahi hastayım ben, beni bırakın diyor. Ama mahkeme tabii kalemi kırdı, 4'ünü tutukladı. Ve iş aslında hastane yönetimini para için şantaj etmek için çekilmiş bu görüntüler. Belki de daha fazlası var. Dedim ya yeni görüntüler ortaya çıktı bunun. Yani anlamadığımız, insanlıktan nasibini almamış bu yaratıkların yaptıkları hepimize hem ders oluyor hem belki de bir uyarı oluyor. Yani daha dikkatli olmalıyız. Böyle hasta, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın olduğu yerlerde böyle illa birilerinin kamerayla çekim yapmasını beklemeyelim. Açık kameralar olsun da kimse bu hasta çocuklara, hasta büyüklerimize böylesi bir şey yapamasın. Daha evvel de işte bir bakım evinde yine hasta bir çocuğumuzun öldürüldüğünü gördük. Yine kamera görüntüleri olmasa bunu anlayamayacaktık. O kameralar açıkça olsun oralarda ve o görüntülerde sürekli takip edilsin. Skandal görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmış, Sağlık Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede bir yıl önce yaşanan ve sosyal medyaya düşmesinin ardından Türkiye'nin gündemini sarsan yaşlı ve hasta kadına eziyet görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda 9 şüpheli gözaltına alınmış, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklananların mahkemeye verdiği ifadelerde en az olay kadar kan dondurdu. Alzheimer ve akciğer hastası yaşlı kadına para fırlatan Ali E., yaptığının tedavi amaçlı olduğunu savundu. Tedavi yaparken mizansen yollara başvurduklarını, kadını eğlendirmeye çalıştıklarını ileri sürdü. Ancak sonrasında yaptığının doğru bir davranış olmadığını kabul etti. Pişman olduğunu söyledi. Ali E.'nin avukatı ise müvekkilinin hastaya doğum günü partisi yaptığını, eziyet suçunun oluşmadığını öne sürdü. Tutuksuz yargılanmasını talep etti. Hemşire Emrah Ö, videolarda kendisinin olmadığını, Ali E.'nin kendisine kadını uyutmak için böyle davrandığını söylediğini iddia etti. İrem Aysima E adlı hemşire de video çekilirken orada olmadığını ileri sürdü. Kendisinin epilepsi hastası olduğunu, çok sık nöbet geçirdiğini ve tutuklanırsa hastalığının tetiklenebileceğini söyledi. Serbest bırakılmayı istedi. Hemşire İlknur K da suçlamaları kabul etmedi. Diğer 5 şüpheliden ikisi savcılıktan, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Kameralar apaçık dursun ve sürekli kayıt yapsın. Böyle hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın hastanelerinde, bakım evlerinde, hatta ya huzur evleri dahil buna. Çünkü birileri var aramızda ve gerçekten o birileri insanlıktan çıkmış, böyle canavarlaşmış. Ne oluyor bize dedirten olaylar bunlar. Şimdi ekrana getireceğim haber de ya gerçekten düşünsenize bir insan evladı 2 aylık bir bebeği bıçaklayarak öldürebilir mi? Gaziantep'te bir eve gitti ekipler. 2 aylık bir bebeği bıçaklanarak öldürülmüş halde buldular. Annesi de yanında dövülmüş halde baygın durumdaydı. Ya kim yapar bunu? 2 aylık bir bebeğe kim zarar verebilir? Nasıl zarar verebilir? Akıl almıyor değil mi bunu? Ama işte Gaziantep'te yaşandı. 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş. İki aylık bebek bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Korkunç olay Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şe ve 2 aylık bebeği Mustafa Şe'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. Ekipler evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Anne Nazlı Şe ise darp edilmiş ve baygın halde bulundu. Olay sonrası anne Nazlı Şe sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken babayla diğer yakınları gözyaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürek dayanmıyor gerçekten. Hangi insan evladı, hangi annenin doğurduğu insan görünümündeki mahluk 2 aylık çocuğa kıyar? Bulunacaktır elbet bu canide. Ama bu canileri bu yaptıklarından geri tutmak için en azından bir şey yapılmalı. Bir şey olmalı. Artık yeter. Gerçekten yeter. İşte o yeter dediğimiz noktada hep tartıştığımız yargı kararları oluyor malumunuz. Neden tartışıyoruz? Çünkü cezalar vicdanımızı tatmin etmiyor. Böylesi vahşi bir cinayet işlemiş şahıs. Alacağız, yakalayacağız. Hadi müebbet hapis vereceğiz, gün yüzü görmeyecek diyeceğiz ama besleyeceğiz değil mi? İnsanın içinden asmak lazım bunları, bu düşünce geçmiyor mu? Benim direkt asmak geçiyor açıkçası. Çünkü 2 aylık bir bebeğe bunu yapabilen daha ne yapmaz ki? Ne yapmaz ki? Yani yaşaması zarar bunların ama yargı kararları işte bu noktada ön planda. Caydırıcı olmalı yargı kararları. Her seferinde bunu söylüyorum. Kadın cinayetlerinin önüne neden geçemiyoruz? Çünkü kadını öldürüyor caniler. Sonra işte namus belasına deyip bir de kravat takıp takım elbiseyle hakim karşısına çıkınca hop indirim alıyorlar cezalarda. Defalarca almadılar mı? Şu haksız tahrik, haklı tahrik, tahrik indirimi diye bir şey var. Ve işte bu cezalardaki indirimler söz konusu olunca suçlular canilerde hemen bu bahanelere sığındığı için yargı kararlarımız ne yazık ki caydırıcı olamıyor. Vicdanımızı da tam anlamıyla tatmin etmiyor ama en azından şimdi ekrana getireceğim gelişme önemli. Başak Cengiz cinayetini biliyorsunuz İstanbul'da, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden, muhitlerinden birinde Ataşehir'de Ankara'dan gelmiş gencecik mimar kızımız Başak Cengiz hiç tanımadığı, alakası olmadığı, görüşmediği, bilmediği bir şahıs tarafından tesadüfen denk geldiği için samuray kılıcıyla vahşice, canavarca hisse katledildi. Ve Can Göktuğ Boz diye bir cani, hani evine gidildi, başka samuray kılıçları bulundu, bıçaklar bulundu. O şahısla ilgili de karar çıkmıştı. Müebbet hapis cezası ve çok şükür bu cezada herhangi bir indirim vesaire uygulanmadı ve ceza onandı. İşte gelişmeler paylaşalım. İstanbul'da Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Samuray kılıçlı katil için ceza kararı zaten belliydi. Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un yargılandığı dava 22 Nisan 2022'de karara bağlanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İstinafa taşınan dosyada inceleme tamamlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbetle birlikte 5 sene hapis ve 1000 lira adli para cezasını onadı. Oy birliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun da açık olduğu kaydedildi. Ya bitmiyor yani, bir de Yargıtay'ı bekleyeceğiz. Ben Yargıtay tarafından da onandı ifadesini kullandım zannediyorum az evvel bir heyecanla. Çünkü böyle indirim falan uygulanmadığında hoşuma gidiyor. Yani en azından vicdanım biraz rahatlıyor. Başak Cengiz 28 yaşında, ya hiçbir kabahati yok. Tanımadığı, bilmediği bir şahıs.
elinde kılıçla sokakta geziyor en kalabalık muhitlerden birinde ve tesadüfen oradan geçiyor diye Başak Cengiz ve savunmasız olduğu için, kendini savunamayacağı için, bu canı için kolay av olduğu için samuray kılıcıyla katledildi. Şimdi Yargıtay, elbette ki biz Yargıtay'a güveniyoruz, yargımıza güveniyoruz. Bu cezayı da onayacaktır. Ya kadınlarımıza sahip çıkamıyoruz. Mesela İran'da yaşananlar, bu da bir örnek. Hani biz şimdi başörtüsünü vesaire tartışıyoruz ya. İran bakın günlerdir çalkalanıyor. Mahsa Amini bir tel saçı göründü diye ahlak polisi tarafından dövüldü ve öldü. Sonrasında İran karıştı. Milyonlar sokaklara çıktı. Gösteriler, olaylar derken yine çok sayıda insan can verdi. Güvenlik görevlilerinden de can verenler oldu. İran Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle karıştı. Ama şimdi İran makamları Mahsa Amini'nin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yaptılar. Ve dövülmek suretiyle ölmediğini, Mahsa Amini'nin hastalığı yüzünden öldüğünü öne sürdüler. Otopsi raporu açıklandı. Dayaktan değil, hastalıktan öldü ifadeleri yer aldı. İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini 13 Eylül'de başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. İran Devlet Televizyonu Amini'nin adli tıp raporunu yayınladı. Raporda Amini'nin ölümünün kafasına, hayati organlarına ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığı belirtildi. Genç kızın hayatını kaybetmesinin 8 yaşında geçirdiği beyin tümörü ameliyatı ile ilgili olduğu öne sürüldü. Amini'nin ölümü İran'da tepkilere yol açmıştı. Dalga dalga yayınlanan eylemler rejim karşıtı protesto gösterilerine dönüşmüştü. Şimdi Tayland'a geçeceğiz, İran'daki bu olayların ardından. Çünkü Tayland'dan gelen haber de şoke edici. Hani az evvel Gaziantep'te 2 yaşındaki bir çocuk öldürüldü dedik, bıçaklanarak öldürüldü dedik. Ya bir çocuğa, bir bebeğe kim kıyabilir ki derken, Tayland'dan gelen haberde de bir kreş baskını var. Ve çocuklar uykuda katledilmiş. 24'ü çocuk, 38 kişi bir kreşe düzenlenen baskında öldürüldü. Neden? Gerçekten insanlar artık şeytanlaşıyor mu? Nasıl bir canilik bu dediğimiz bir başka haberin detayları ekranda. Güney Asya ülkesi Tayland korkunç bir olaya sahne oldu. Nong Bua Lampo eyaletinde bulunan bir kreşe silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca çocuğun hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin tüyler ürperten detaylar gün yüzüne çıktı. 34 yaşındaki saldırgan Panya Kambrab'ın ayağıyla kapıyı kırıp odalara girdi, çocukları bıçakladığı, daha sonra rastgele ateş açtığı öğrenildi. Saldırganın ayrıca çocukları uykusunda katlettiği belirtildi. Nong M adındaki 3 yaşındaki bir kız çocuğuysa kanlı saldırıdan tek bir yara almadan kurtuldu. Hikayesi Mucize Kız başlığıyla dünya basınında geniş yer buldu. Saldırgan Panya Kamrap katliamdan sonra karısı ve çocuğunu öldürerek intihar etmişti. Özür dilerim, gerçekten böyle insanın yüreğini sıkan, böyle içini darlayan bu haberleri paylaşıyorum ama bunlar yaşanıyor işte bu ülkede ve bu kainatta, bu dünyada. Şimdi biraz da ekonomi konuşacağız ama bambaşka bir açıdan konuşacağız ekonomiyi. Hani benzin zamları, motorin zamları diyoruz, ekmek zamları diyoruz, her şey zamlandı. Marketlerde raflara bakmaya gerçekten korkar olduk. Çarşıya pazara çıktığımızda bir sene evvelinde harcadığımız parayla şimdi neredeyse bir file dolduramıyoruz bile. Bir pazarlık düzerken şimdi bir file dolduramaz hale geldi vatandaş. Çünkü şu anda TÜİK %83.45 dese de enflasyona, çarşı pazar enflasyonu %100'ü çoktan geçti. Mesela şimdi yaz ayları bitti, kışa geçiyoruz. Özellikle ev hanımları için turşu mevsimi bu. Domatesler, salatalıklar, biberler alınacak, turşular kurulacak. Ama çarşı pazardaki fiyatlarla bu mümkün mü? İşte arkadaşlarımız, TV100 Haber Merkezi'nden arkadaşlarımız yine sokaktaydı.
limonlu ya da sirkeli, bir de böyle bir tartışma vardır turşuda. Onu da dahil ettik işin içine. Hani biraz da gülümseyelim istedik. Hani halimiz pür melalimizi konuşurken, vatandaş zaten turşu kuracak, sebzeyi meyveyi alamadı derken, bir de işin içine en azından Adile Naşit'i, rahmetli Münir Özkul'u da bir dahil edelim istedik. İşte sizin nabzınızı tutmak için Buse Habbazi bugün mikrofonuyla birlikte yine sokaktaydı. Hem biraz gülümseyelim hem de halimizi bir görelim. Her yıl Eylül ayının sonlarında, Ekim ayının başlarında tezgahlar turşuluk sebzelerle dolar, hanımlar kış mevsimi için turşuluklarını hazırlamaya başlarlardı. Turşunun suyunun sirkeyle mi yoksa limonla mı daha lezzetli olacağı tartışma konusu olurdu. Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirkeyle olur! Limonla olur! Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Bu senede turşu dönemi geldi. Biber, salatalık, lahana, acur gibi turşuluklar tezgahlarda yerini aldı. Ancak tartışılan turşunun neyle yapıldığı değil, turşu fiyatları oldu. Tersine yapıyordum turşumu. Bu sene turşu murşu yok. Pahalı da olsa alacağız. Bu sene kışlık turşuluk hazırladınız mı? Hazırladım ama ücretlerden yakınıyorum. Her seneki gibi yapamadım. Hazırladım. Fiyatlar nasıldı peki? Fiyatlar ben biraz daha uygun almıştım ama şu an çok berbat durumda, yani çok pahalı. Hayır. Neden hazırlamadın? Çok pahalı alamıyoruz. Bu sene böyle oldu yani. Evet. Yok yapamadım. Nasıl yapacağım? Her yılki yaptığım turşunun dörtte birini yapabildim. Yok canım, nerede hazırlayayım? Para mı vardı? Aldığıma ha bak. Yapmadın. Neden yapmadın? Bu fiyata alınmaz ki. Peki her sene yapıyor muydun? Tabii yapıyordum. Ama çok pahalı. 20 lira şey küçük salatalık. O öyle. Nasıl olacak? Çok pahalı. Yemeyeceğiz. Hazırlayamadım çünkü çok pahalı. Param mı var millette? Geçen sene hazırlıyor muydun? Evet. Her sene yapıyordum turşumu. Bu sene hazır mı alacağız? Hazırlar da pahalı. İnanıyor musun? İnanıyor musun? Ben inanmıyorum. Yok. Herkes alabiliyor. Gerçekten herkes alabiliyor. Sinirle giriyorum. Her sene hazırlar mıydınız? Ya tabii ki hazırlardı. Fiyat olarak zorlanıyoruz tabii. 30 liradan bahsediyor. 30 lira kilosu. Domates, biber, acur hepsini karışık yapıyordum. Kelek. Karışık yapıyordum bir de onlarla. Bu sene kaldı yani. Bu sene kaldı. Turşu yemiyoruz yani. Yemiyoruz evet, aynı. Bak 20 lira, bak 20 lira turşuluğun kilosu bak. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati katıldığı bir canlı yayında yılbaşından itibaren enflasyonun düşeceğini ifade etti ve asgari ücretle ilgili de bir özel bilgi paylaştı. Enflasyonun üzerinde bir asgari ücret artışı olacak dedi. Şu anda TÜİK'in açıkladığı rakam 83.45, %83.45. Daha yükseği %100 bir zam mı gelecek asgari ücrete dedirtti bize. Bu da bir son dakika bilgisi olarak bu haberin arkasına gelsin istedim. Şimdi halimizi görüyorsunuz. Vatandaş dertli, sıkıntılı, geçinebilmekte zorlanıyor. Zaten aktardığım haberlerde can sıkıcıydı. Ama güzel bir haber de var. Ampute milli takımımız rakip tanımıyor çok şükür. En azından yüzümüzü güldürüyorlar onlar. Ampute futbol turnuvasında, dünya futbol turnuvasında ampute milli takımımız Özbekistan'ı 1-0 yendi ve finale kaldı. Tebrik ediyoruz onları. Millilerimiz bir rakibi dahil etti, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Ampute futbol milli takımımız Dünya Kupası'nın yarı finalinde Özbekistan'la karşılaştı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun yarı final karşılaşması Vodafone Park Arena'da yapıldı. Maça Ay Yıldızlı ekip Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şehmuz Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güler 107'lisiyle başladı. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler golü de 1. dakikada buldu. Millilerimiz Ömer Güler 100'ün golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarında gol olmayan karşılaşma bu skorla bitti. Özbekistan'ı eleyen millilerimiz finale yükseldi.
Ay yıldızı futbolcular maç bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribüne giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı. Diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola da adını finale yazdırdı. Türkiye ile Angola arasındaki final maçı 9 Ekim Pazar günü Nef Stadında yapılacak. Millilerimizi tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar, yüzümüzü güldürdüler. Şimdi Bursa'dan ilginç bir haber geldi. Arı kovanına çomak sokma der büyüklerimiz. Ama birileri arı kovanına gerçekten çomak soktu çocuklar. Gülümsüyorum, kusuruma bakmayın. Hani büyük sözü dinlemeyince işte bu olur aslında. Bunu gösteren bir haber bu. Bursa'da arı kovanına çomak sokan çocuklardan 15'in arılar soktu ve hastanelik etti. Görüntüler ekranda. Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda teneffüse çıkan öğrencilerden bazıları ağaçta bulunan arı kovanına sopa soktular. Çomak soktular ve kovandan çıkan arı kolonisi de öğrencilere saldırdı. 15 öğrenci arı sokması yüzünden fenalaştı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi ve arı sokan çocuklar bu şekilde hastaneye sevk edildi. Haberi anlatırken de ifade ettiğim gibi büyük sözü dinlemek lazım. Büyük sözü dinlemek lazım dedik de şimdi Muğla'nın Fethiye ilçesinden bir haber getireceğim ekranlarınıza. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi ne yazık ki. Gerekli tedbirleri almak gerekiyor. Tamam, adrenalin tutkusu güzel, hoş. Tamam da işte tedbir alınmadığında, dikkatsiz olunduğunda da acı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yamaç paraşütü yapan bir turist ne yazık ki yaşanan kazada can verdi. Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesindeki dünya ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi kaza. 33 yaşındaki Rus Maxim Kuzin yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından kalkış yapan Kuzin kısa süre sonra düştü. İhbar üzerine bölgenin sert ve kayalık olmasından dolayı JAK ve Ulusal UNKE ekipleri hemen geldi. Olay yerine ulaşan ekipler Rus Maxim Kuzin'in ne yazık ki cesedine ulaştılar. Helikopterle alındı ceset oradan ve ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı cenaze. Görüntülerini de paylaştık sizlerle. Şimdi de bir kaza haberi Düzce'den getireceğim ekranlarınıza. Görüntüleri de hayli korkutucu aslında. Çünkü yine tedbir alınmadığında ne oluyor görüyoruz. Bu kez muhtemelen el frenini çekmedi sürücüsü bir kamyonetin. Yokuş aşağı kaymaya başladı kamyonet ve bir taksi durağına daldı. İşte görüntüler. Kamyonun freni boşaldı, duramadı. Önüne çıkan taksi durağına daldı. Olay Düzce'nin Kalıcı Konutlar 3. Bölge mevkiinde meydana geldi. Mehmet Kayaoğlu kamyonetini Kalıcı Konutlar Camii'nin yanına park ederek cuma namazına gitti. Bu sırada kamyonun freni boşaldı. Yokuş aşağı inmeye başlayan kamyon karşısına çıkan taksi durağını paramparça etti. Ardından şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekmek aslının ağzında diye bir söz vardır. Ama bu kez ekmek aslının ağzında değil, dere yatağında. Ne diyor bu adam diye düşünüyor olabilirsiniz ama kurbağa avcılığı diye bir iş var. Ciddiyim. Geçen sene 100 liraydı kilosu kurbağanın. Gerçi bu sene 60 liraya düştü. Kurbağa avcıları bu işe biraz üzüldü ama yine de ekmek parası. Bakın dere yataklarında kurbağa avcıları nasıl alın teriyle ekmek mücadelesi veriyor. Sulak alanlar, otlukların arası. Onların dolaştığı bu yerler geçim kaynaklarını oluşturuyor. Bununla geçinmeni sağlıyoruz zaten. Bir hanede nereden baksan 4-5 tane nüfus var. 20 tane kurbağacı olmuş olsa onu çarptığın zaman herkes bundan geçimini sağlıyor. Edirne'deki kurbağa avcıları sulak alanlarda avlanmaya başladı. Çeltik tarlalarından topluyoruz. Kanallardan topluyoruz. Dere bulursak
Derelerden topluyoruz. Kilosu şu anda 60 lira. Kendilerini kurbağa avcıları olarak tanıtan dernek üyesi 70 kişi nehir, dere, gölet gibi sulak alanların yanı sıra suyla kaplı çeltik tarlalarında avlanmaya başladı. Su dolu alanlarda ellerinde kepçelerle avladıkları kurbağaları firmalara kilosu 60 liradan satıp geçimlerini sağlıyor. Sağlıyoruz ki üremesi için. Yakalanan kurbağalar canlı olarak depolarda tutulup Fransa olmak üzere Avrupa mutfaklarında yer almak üzere ihraç ediliyor. Bacakları yenilen kurbağaların Türkiye'de lüks oteller ve bazı restoranların menüsünde yer almaya başladığı belirtiliyor. Avcılar düşen maliyetlerden ve tarım arazilerine yapılan ilaçlamalardan şikayetçi. İlaçlama sonrası kurbağaların öldüklerini söylüyorlar. Bir de böcekleri, çeltikleri yememesi için ilaç kullanıyorlar. Fakat bu ilacı aşırı kullandıklarından doğrultusunda çeltik taralarında ne bir fare var, ne bir yılan var, ne bir böcek var, ne de kurbağa var. Çünkü neden bunları zehirlediğinden dolayı doğa dengesi bozuluyor. Şimdi bu izlediğiniz kaplumbağa gönüllülerine tezat bir görüntü. Niye böyle bir ifade kullandım? Çünkü şimdi de kaplumbağa gönüllülerini paylaşacağım sizlerle. Bunlar kurbağa avcısı. Kurbağa avlıyorlar, para kazanıyorlar. Nesli tükenmekte olan bir kaplumbağa var. Zeytin yeşili deniz kaplumbağası içinde gönüllüler şu anda seferber oldular. Honduras'a gideceğiz. Ta Honduras'tan geldi haber ama insanlık için, bu alem için ki mübarek Mevlid Kandili güzel bir haber. Sizlere de göstereyim istedim. Yani kurbağa avlayanların üzerine bakın, kaplumbağa içinde mücadele edenler var bu alemde. Devriye geziyorlar, yumurtaları toplayıp nesli tükenmekte olan kaplumbağalar için mücadele ediyorlar. Honduras'ın Xolotega eyaletinde bulunan Playa Venado topluluğu üyeleri Golfina türü kaplumbağalara özel çalışma yürütüyor. 5 kilometrelik sahilde gezen ekip üyeleri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan zeytin yeşili deniz kaplumbağasının yumurtalarını topluyor. Kuluçkahaneye götürüyor, uygun ısıda bekletiyor. Kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlıyor. Ve mübarek Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in doğum günü Mevlid Kandili. Öncelikle tüm Müslüman aleminin, hepimizin Mevlid Kandili mübarek olsun. Nicelerine erişmek nasip olsun. Sağlıkla, sıhhatle inşallah diyelim. Ki bu mübarek gecede milyonlarca vatandaşımız da camilere akın etti, dualar edildi. İşte görüntülerini de paylaşalım sizlerle. Güzel bir geceydi ve hala dualarını edip Peygamber Efendimiz'i anan vatandaşlarımız da var. Onların da Allah dualarını kabul etsin diyelim. Türkiye genelinde vatandaşlar Mevlid Kandili dolayısıyla birçok camide namazlar kıldılar, dualar ettiler. İstanbul'da Fatih Camii'nde, Fatih Müftülüğü'nce düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Görüntülerini de paylaşıyoruz sizlerle. Yurt genelinde de yine aynı şekilde müftülüklerin organizasyonuyla Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinledi vatandaşlarımız. Sonrasında Mevlid-i Şerifler okundu. Milyonlarca Müslüman bu gece Mevlid Kandili'nde, Hazreti Muhammed'in doğum gününde ellerini semaya açtı, namazlarını kıldı, dualarını etti. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Nice kandillere, nice güzel gecelere erişmek nasip olsun. Dualarınız kabul olsun. Biz müsaade isteyelim. İyi hafta sonları diliyorum. İyi geceler. Bu faşist zihniyetlerini her darbe vesayetçi mihrakların saraydakilerin çocukları siz mi? Yerli ve milliyim diyerek milliyetçi olunca...